Sen de mi? Aa, yok. Ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin. Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar. Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de, kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Dermanı kitaplarda arayanların haftalık podcasti biblioterapiden herkese merhaba. Ben Aslı Perker. Ben Tuna Kiremitçi. Manimi okuyabilir miyim? Tabii buyurun. Dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasına inananlar için bibliyoterapi ne yapıyor? Başlıyor. Evet, merhabalar. Bir biblioterapiye daha hoş geldiniz. Tuna Kiremitçi de işlerini ayarlayıp neyse ki bu haftaya yetişebildi. Her zaman. Teşekkür ederiz. Direkt sorumuza geçelim mi? Bibliyoterapi yetişilmez. Bibliyoterapi beklenir. Oo, dırıt. Her hafta dört gözle ve can kulağıyla. Evet bu arada bekleyenler oluyor. Çok seviniyorum. Gerçekten her zaman da yazıyorlar, söylüyorlar, paylaşıyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum paylaşanlara. Yok mu reklam övgü falan bu hafta? Bak şimdi tam olarak gelen. aslında şimdi çalışacağımız soru Zaten aslında bizim yaptığımız bir yayından sonra gelen bir övgüyle karışık. Evet övgüden de bahsedecek miyiz yoksa gereksiz yere mütevazi mi davranacağız? Gereksiz yere mütevazi davran davranacağız çünkü o kısmını kopyalamamışım şeyin sadece kendi kısmını kopyalamışım. Ah oh asla hep bundan mı kaybediyoruz? <laughs> Olsun. Bir dönem Türkiye'deki İtalyanca çocuk edebiyatına ilişkin yayınların azından şikayet edip gaza gelmiştim. Gonca Mine Çelik'in birkaç atölyesine katıldım. Güya hayal bu ya. Kendi İtalyanca çocuk resmi kitabımı yazıp, kendi illüstrasyonlarımı çizip, yazdım ve çizdiğim üstelik de İtalyanca olan kendi kitabımı çıkaracaktım ve çocuklarıma bir anı bırakacaktım. Vardı bir hayalim 3 sene önce ancak cesaretimi toplayıp da yapamadım. Şimdi buradan sonra soruya geliyoruz. Acaba bu kişisel hayatlarımıza koyduğumuz blokelerle ilgili bir biblioterapi yayını var mıdır? Ne okusam ki? Kişisel hayatlarımıza Bloke mi koyuyoruz Koyduğumuz biz böyle? blokelerle ilgili bir biblioterapi diyor. Nasıl Benim bir çok şeydir bu? Gitti. Siz bir uzman gözüyle hocam bu olayını bir bize açıklar mısınız? Şimdi şöyle bir şey. Aslında çok da insanda vardır. Bu yüzden aslında bankalarda çalışan insanlar var. <laughs> Yoksa olmazdı. Hani herkes böyle kurumsal hayattan 50 yaşında bunalıp... ...ben hayatımı boşu boşuna geçirdim. Esas bunu istemiyordum falan der ya. Evet. İşte o hep kişisel blokelerle alakalıdır. Çünkü ya kendi potansiyeline inan. E, ya onun farkında değildir zaten ona söyleyen de olmamıştır. Ama birilerinin bir... de bankada çalışması Eşi, lazım. İşte tamam yani o ayrı bir mesele. E, ya onu o konuda destekleyen kimse olmamıştır. Bize kim kredi verecek hocam yoksa? O da doğru evet. Yani kim bize 300 lira kredi verip 450 e lira şeklinde geri alacak? E tabii. Her, herkes sonuç itibariyle yaratıcı bir işle uğraşamaz ama bu demek değil ki yaptığı işin yanında bunu da yapamasın yahut başka bir şey de yapamasın. Peki hocam banka açmak mı daha büyük bir suçtur banka soymak mı? Bunu gerçekten şimdi tartışalım mı? Ya i̇stersen ben çünkü biliyorsun hemen bu konuya girer bayağı uzun da konuşabilirim. Tamam blokelerden devam edelim biz. <laughs> tamam. Tehdit her zaman işe yarar. Çünkü gerçekten Tuna Kiremici bana böyle sorularla geldiği zaman ben derhal o konuda konuşmaya başlarım. Yok, Sevdiğim zamanımızı, konular. Sömürgecilikten zamanım, bir girerim ben şimdi kapitalizmden. <laughs> zamanımızı ekonomik kullanalım ve blokeleri sizden dinleyelim. Tamam, İnsanlar peki. kendilerine bloke koyuyorlar potansiyellerine koyarlar, inanmadıkları için. Koyarlar? Evet. E, şimdi birkaç şeyden oluyor. Başarısızlık korkusu oluyor. Yani diyor ki ben bunu yani istiyorum ama başaramayabilirim. Başarı korkusu korkusu olabilir. Aynı şekilde bazı insanlarda şu vardır. Yani diyelim ki sesi çok güzeldir. Diyelim ki aslında çok iyi müzik yapabiliyordur ama sahne korkusu vardır. Çünkü aslında sahne korkusunun bir nedeni de orada kazanacağı başarıyla baş edememe korkusu da olabilir. Hocam beni bozar başarı diye mi düşünüyor? O da yani? olabilir. Evet, mükemmeliyetçilik aynı şekilde insanı bloke eder. Yani ben bunu hakkıyla yapamam demek. Yine başarısızlığa biraz benziyor. Hı -hı. Hakkıyla yapamam demek bloke eder. Odaklanamamak bloke eder. Bir de yani hani isteyip isteyip ona hiçbir zaman yeterli vakti ayırmamak, gerekli vakti ayırmamak bloke eder. Şimdi sen de ben de şeyiz sonuç itibariyle yazarız. Dış etkenler tarafından bloke edilmez mi insan? Mesela benim bir arkadaşım var. Edilir. Sürekli babasından sen kimsin ki bu işi yapacaksın? İşte en başına hani Hı, şey dedim ya motive edilmez Hı -hı. yani ya da motive edilmediği gibi engellenebilir. Ya bırak Allah aşkına ne bu bu işlerle uğraşacaksın. Git veteriner ol. Babam abim öyle demişti. E i̇şte babam abim otlu tasarımı hedefliyor falan filan. Babam da demişti ki adam gerçi haksız mı çıktı bilemiyorum. Ki baban ziraatçı bu arada. Evet. Babam da dedi ki ya Gitti dedi veteriner ol. Abim hayvanları çok seviyordu. Hem dedi ne güzel dedi bizim dedi şeylere sokarız seni dedi bizim fabrikalara sokarız dedi beside çalışırsın dedi. Oh dedi her ay maaşın da yatar dedi ya da akademisyen olursun dedi. Aslında yani hani böyle şeyler var. Bir baba, baba iyi niyeti var yani orada. Var evet. ama hani şeyden söylüyoruz bunu. Dinleseydi abim hakikaten şimdi belki öyle bir iş yapıyor olacaktı Ve belki de kendi potansiyelini çünkü gerçekten e, tasarım konusunda büyük bir potansiyel var Bunu hiçbir zaman gerçekleştirmemiş olacaktı Sen de ben de yazarız bizim de önümüze kırmızı halılar serilmedi bununla ilgili İkimiz de bunu çok iyi biliyoruz Halbuki biz de veteriner olsak şimdi tarım orman ve köy işleri bakanı olmuştuk belki de Tunacığım bir kere de şu konuyu saptırmadan <laughs> dinleyebilecek misin? Yani bağlamdan kopmadan dinleyebilecek misin? Bağlamdan kopmak bizim işimiz. Senin işin gerçekten. Evet. Bak, bir tekrar dönüyorum. Sinir krizi geçirmemeye çalışıyorum sevgili dinleyenler. <laughs> evet. Yani sinir krizinin eşindeki kadınlar gerçekten zaman salıp geleceğim Sinir krizinin <laughs> eşindeki kadın yeni bir film. Biz de biliyoruz ki önümüze kırmızı halılar serilmedi. Bu iş son derece şey ister hem sinirlerin kuvvetli olacak. Hem çok dayanıklı olacaksın. Sebat, sebat. E, sebat ister. Tembel olmayacaksın. Ertelemek mesela olmazsa olmazıdır değil mi? Bir yazarın mesela olmazsa olmaz huyu ertelemektir. Sürekli başlamamak için elinden geleni yaparsın yeni bir roman. Direnmek de yeteneğe dahildir ya da ısrar etmek de, inat Kesinlikle etmek de yeteneğe dahildir diye bir Kesinlikle Dahildir. <laughs> Evet. O yüzden bir şey istiyorsan illa bak yetenek de şart değil. Bu hanımefendi şunu demiyor. Ben çok yetenekliyim demiyor. Ama illüstrasyon belli ki çizebiliyor. Çocuklarım için bir kitap diyor. Illa çok yetenekli ol olayım da demiyor. Ama bir şey istiyorsan eğer onda gerçekten direnmen gerekiyor. Onu ben bırakayım. Daha konfor alanıma çekileyim. Konfor olanımda hiçbir şeyle uğraşmak zorunda kalmıyorum. O oh, ne hala? Adam kendi hayatımın dertleriyle uğraşıyorum. Çünkü her zaman bu yeni bir şimdi kapı açacaktır değil mi? Yeni bir çekmece yeni bir dosya açacak. Evet. Onunla uğraşmıyor. Kendi konfor alanına çekiliyor ve yapıyor. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Şimdi Abraham Maslow. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım inşallah bu bölümü de dayaksız şeysiz bitirirsek. Abraham diyordun. Abraham Maslow çok önemli değerli şeyde dünyada on psikiyatrist arasında sayılan bir Amerikalı psikiyatrist. Abraham Maslow ve onun çok güzel bir lafı var diyor ki ya ileriye, büyümeye doğru adım atacaksınız ya da geriye, güvenliğe doğru. Abraham Maslow'un çok önemli bir özelliği var. O her zaman pozitife odaklanmayı seçer. İnsan kişiliğinde de diyelim ki bir danışan geldi, bir hasta geldi ya da işte. Onun ona hemen tanı koyup onun tanılarıyla boğuşmaktansa, onun iyi yanlarını öne çıkartmayı, onun pozitif yanlarını öne çıkartmayı ve bununla çalışmayı tercih eden bir doktor ve aynı şekilde şeye bakışı, hayata bakışı da tabii ki haliyle öyle. İnsanların kendini geliştirmesinin, kendilerinde sahip olduklarına sahip çıkıp bunların üzerine bir şeyler koyarak kendilerini geliştirmelerinin onları iyileştireceğini her zaman inanıyor. Hı -hı. Bu hoş girizgâhtan sonra ilk kitabımıza mı geçsek? Geçelim. Bir de şöyle bir şey var. Abraham Maslow'un yine söylediği. Diyor ki hiçbir şey her zaman zevkli veya mutluluk verici değildir diyor. O halde soru şu. Hangi mücadeleye veya fedakarlığa tahammül etmeye hazırsınız? Bence bu çok çok güzel bir soru. Şimdi bunun üzerine o zaman hemen geçelim. Okyanusunu arayan balina. Evet. Şizkamandan değil mi? Şizkamandan. Wally Lamb. Biz komandan ne demek? Yani Kendini gerçekleştirdi ismi. demek gibi bir şey zaten olmadığı için tam Türkçe çevrilemeyeceği için. Güzelim Okyanus'un Ryan Bane de güzel you come olmuş. On down. Hatırladın mı o da? Komandan ha anladım. tamam evet. anladım şey. Evet. Volly Lambin 1992 tarihli ilk romanı. Evet şöyle ben biraz da bu haftanın romanlarını ne yalan söyleyeyim hakkında konuşulmamış birkaç şeyden seçmek istedim ki yeri gelsin birazcık uysa bile bunları kullanmak istiyorum. Bu yılın biblioterapilerini, bu sezon biblioterapilerini tamamlamadan. Okyanusunu arayan Balina da tam olarak böyle oldu. Çok orijinal bence bir roman. Babasına duyduğu güveni kaybetmiş, zayıf kişilikli annesi ve baskıcı anneannesiyle iletişim kuramayan, her şey için kendini suçlayan, kırılgan, duyarlı bir küçük kız ve hayatın acımasızca sırtına yüklediği haksızlıklar. İnsanlara duyduğu güvensizlik ve kendini koruma dürtüsü, Dolores'i başkalarına karşı çok duyarsız yapmış. Yüreğindeki yoğun öfke ve hayal kırıklığı onu hayattan kaçarak kendini yapayalnız bir dünyaya mahkum eden dev bir şişkoya dönüştürmüş. Ancak içindeki sahile vurmuş balina okyanusa kavuşmak için çırpınıyor. Önündeki çözüm yolları hiç kolay değilse de Dolores bazı sıra dışı dostlarının da desteğiyle sırtında kambur gibi taşıdığı ailesinin enkazından silkinip ayağa kalkacak ve yeniden doğmayı ne yapacak başaracak. Evet bu tam olarak şu an zaten hani romanın bütün özetini çok güzel yazmışlar bence şeyde kitap arkası galiba mı? Ben bu romanı yaklaşık 17-18 yıl önce okudum gibi hatırlıyorum. Romanın içeriğini için doğrusu hatırlamıyordum. Yani e, sen de yanımdaydın kitabı bulduğumda kitaplıkta. Şöyle buldum kitabı. Bunun içinde aramıyordum doğrusu. Ya bu o kadar güzel bir romandı ki. Şimdi bunu hatırlıyorum. Bu hissi hatırlıyorum. Okuduğum zaman romandan ayrılamadığımı, çok uzun yıllar çok severek hatırladığımı hatırlıyorum. Neyden bahsediyordu tam hatırlamıyordum. Sonra tek bakınca her şey birleşti kafamda. Dolores şöyle pek çok aslında depresif, insana depresif gelecek şeyle sorunla mücadele etmiş 13 yaşında bir genç kız. Çok tatlı, çok komik bir dili var. Kendi içine kapanmış. Tamamen televizyon seyrediyor ve cips yiyor ve işte pis pis şeyler yiyor ve sürekli kilo almaya devam ediyor. 13 yaşında 130 kilo falan yani öyle söyleyeyim. Bu arada İngilizcesi umarım güzeldir. Aman e, Türkçesi umarım güzel çevrilmiştir. Bilmiyorum görmedim ama İngilizcesi çok 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 eğlenceliydi. Çok güzel bir dil. Çok komik bir dil. Hani bu coming of age story dediğimiz işte büyüme hikayesi. The coming of age hikayesi evet. evet. E, bu, bu kızın büyüme hikayesi. Çok güzel anlatıyor. Bütün e, yaşadığı olumsuz sorunları ki çok büyük olaylar var. Yani bunun içine tecavüz de var. itilip kakılma da var. Aldatılma da var. Kandırılma daha doğrusu diyeyim. Aldatılma derken kandırılma da var. Bütün bunları ama çok komik bir dille anlattıktan sonra bir gün annesi de öldükten sonra şeye gitmeye karar veriyor. Üniversiteye gitmeye karar verdiği zaman üniversiteye gidiyor. Orada da biraz zorbalığa falan uğradıktan sonra diyor ki yeter ben hayatımı kendim tasarlayacağım. Hayatımın hikayesini diyor ben yeni baştan yazacağım ve hayatını yeni baştan kurguluyor ve yazıyor ve başarıya ulaşıyor. Ben bu bakımdan çok önemsedim. Yani romanın çok tatlı bir roman olması, çok güzel yazılmış olmasının dışında bunu çok önemsedim. Bir insan kendi hayatını, ben hep bunu söylerim ya, yani kendi hayatının kahramanısın. Kendi İtleri senaryonu eline alıyor yani. Kendi senaryonu kendin oluşturuyorsun. Bazımız bunu erken yaşta yapıp yani bir şekilde ona uyanmış oluyoruz yahut belki de tesadüfen Bazımız bunu erken yaşta yapıp ileride istediğimiz hayatları yaşıyoruz. Bazımız bazılarımızın kurbanı oluyoruz. Anne babamızın kurbanı oluyoruz. Bunu yapamıyoruz. Ama bu demek değil ki değiştiremeyiz. Kurban rolünden sıyrılmak mümkün. Evet. Yani bunu biraz değiştirebiliriz. Oturup ne, ne yapmamız gerekiyor? Ben İtalyanca kendi illüstrasyonu çizeyim. Bir kitap mı yazmak istiyorum? Çocuk kitabı mı yazmak istiyorum? Bunun için sizin önünüzde duran hiçbir şey yok sizsiniz e, e, bu iki olay arasında duran tek şey sizsiniz yani ne yapacaksınız yarın sabah kalkacaksınız ve diyeceksiniz ki ben bir konu bulacağım ve yazacağım oturun bunu düşünün işte bu kadar. o kadar bu kadar yani o kadar, gerçekten o kadar abi bu bu ipleri eline almak bu bu beklemek bir şeyi Godoy'u bekler gibi bir şeyin gelip seni buna itmesini beklemek ki bu da olabilir hayatta bunlar da oluyor çok enteresan ama Godoy gelmez ama gelmez evet. Geldiği görülmemiştir. Evet. Ve yazmaya başlamanın tek yolu nedir? İlk cümleyi yazmak. Ben hep öyle dedim. Yazmaya başlamak. Evet, yazmaya başlamak. İlk cümleyi yazmak çok önemlidir. Bu romanı sen sormadan söyleyeyim önerme sebebim bu. Kendi kendi hayatını yeniden yazmaya çok çok güzel bir örnek. Evet. Devam edelim mi? Edelim İkinci tabii. kitapla. Ettik gitti. Ettik gitti. Mahkemelerde. Mahkemelerde. Evet. senin ısrarla <laughs> bu bölüme koymak istediğin evet. e, Sabahattin Ali. Ee, evet kitabı mahkemelerde. Evet. Evet, anlat bakalım niye bu kadar çok istedim bu kitabı koymayı? Ben anlatayım mı? yoksa önce biraz Sabahattin Ali'den bahsetmek ister misin? Sabahattin Ali çok çilili bir hayat yaşamış. Türkiye'de yazar olmanın, aydın olmanın, sosyalist olmanın bedelini <laughs> defalarca ödemiş. Sinop cezaevinde yatarken Aldırma Gönül Aldırma şeklinde bestelenen ünlü şiiri yazmış ve ondan sonra da vurularak Sınırda karanlık güçler tarafından öldürülmüş olan ve öldükten yıllar sonra e, Kürt, Mad Kürt Man mantolu Madonna adlı kitabıyla ülkemizin en çok okunan ve satan romanlarından romancılarından biri haline gelen ama bunun hiçbir hayrını göremeyen ölmüş olduğu için o sırada trajik bir yazarımızdır. Evet. Ya yani şöyle bana göre delinin önde gideni. <laughs> Sabahattin Ali gerçekten. E, Türkiye'de yazar olmaya karar verdiğine göre zaten bir çatlaklık olsa e, gerek. Evet yani şimdi şey bunu biraz oflu olmasına da bağlıyorum. Oflu Sabahattin Ali. Ya sizin oradan. Ya bizim <laughs> <laughs> bu da takmışsınız. <laughs> Peki bizim orası olsun. Ben seviyorum. Offli. Evet. Ofli. Ha bu uşak bizim oradan. Offli'dir. <laughs> Biraz da dezerdir. Ya, dezen mi? Biraz böyle kafası yattığı mı ona buna girişebilir. Atarlanır. Ya atarlanıyor evet gerçekten elimde tuttuğum şu kitap mahkemelerde kitabı bana göre çok eğlenceli. Hocam bu iş mahkemede biter denilen evet. birçok olaya karışıyor evet, yani. Evet karışıyor ya kendisi de karışıyor dilini tutamıyor canı nasıl isterse öyle konuşuyor biraz serseri ruhlu bir adam şimdi. Yaşarken olanakları yok değil. Hatta fazla fazla olanağı var. Çünkü iyi bir aileden geliyor. Yani babası önemli bir asker. işte devlet erkanından çok tanıdıkları. Yani Atatürk'e bizzat ulaşabilen insanlar bunlar mesela. Sen dersin hep zaten Türkiye'de solculuk zengin işi. Zengin ya. <laughs> evet. Yani şey gerçekten bunlar böyle herkese ulaşabilen insanlar. Dayısı çok varlıklı bir adam. Mesela dayısı işte bir hastanenin başhekim yardımcısı Ankara'da sonra Yozgat'a diyor Yozgat'ta doktor oluyor bunun yanında götürüyor bu Yozgat'ta da, da biraz ortalığı karıştırıyor ha ama neden karıştırmasın Yozgat'ta da ortalık karışır zaten iki tane üç tane açık fikirli laf etsen Yozgat'ta zaten ortalık çarşı pazar karışır ha hele biz ettik miydi iyice karışır Tabi bir Erzurum değil ama Yozgat'ta başa güreşir <laughs> Yok, evet, bu konuda yani. Evet. Konya'da da aynı şey başına geliyor ondan sonra. Konya'da da olmayacak laflar ediyor. Başına aynı şey geliyor. Yani mesela sonra dayısı Ankara'da özel hastane açabiliyor. Yani varlığı da var. hani Ve bunu da hep yanında taşıyor. Yeğenine hep arka çıkıyor. Dolayısıyla e, devlet tarafından Almanya'ya değil kursuna gönderiliyor Sabahattin Ali. Ama bu arada işte Zehir Zemberek yazdığı bir şey var. E, bir şiir mi diyeyim bir yerde okumuş Nihat At atlı mıydı? Bunun çok... Atsız. Atsız atlı. <laughs> atlı atsız. Nihal atsız. Evet. Nihal atsız bunun... Türkiye'de e ırkçılığın öncülerinden. Evet bunun çok yakın arkadaşı şikayet ediyor bir yerde. Böyle böyle şiir okudu. İsmet hala hapse girmedi mi falan gibi de bir mısra var o şeyde. Sabahattin Ali ile Nihal atsız mı yakın arkadaşlar? Çok yakın arkadaşlar. Normalde Nihal atsız bunu Satıyor öyle evet, değil. O zamanlar Türkçülerle ırkçı, e, solcular arasında böyle ilginç yakınlıklar alabiliyormuş. Ama mesela Nihal şey diye anlatıyor. O hep diyor Türk ocaklarına giderdi diyor falan. Yani böyle kafalar çok karışık Sabahattin Ali ile ilgili. Çünkü anladığım kadarıyla Sabahattin Ali çok genç ya o evet. dönemde. Kafa karışık Almanya'ya gidiyor bambaşka bir şey oluyor orada. Bir arayış orada. içinde mi hocam? Bir arayış içinde. Almanya'da işte sürekli birilerine aşık oluyor ama sürekli bir reddediliyor. O aşklarına kavuşamıyor. Almanya gidiyor bu sefer bir rivayete göre Almanya'da Türklere laf eden birine saldırıyor. Zaten o yüzden Almanya'dan dönüyor. Bir yandan da hani şeyci Uy. milliyetçi. Ya bu tam <laughs> ha o bizim o diyorum ya. E ne oluyor <laughs> sonra mahkemede? Deli ömer oğullarındandır. <laughs> Sonra böyle böyle sürekli o yüzden mahkemelerde. Sürekli bunlarla uğraşıyor. Bir de işte aziznesine Nesin'e çıkarttıkları Marco Paşa var. Marco Paşa'da çok güzel mizahi yazıları var. Oradan da başı sürekli belaya giriyor. Ve bunlarla uğraşmaktan ben yazabilmiş olmasına şaşırıyorum. Kitabın adını yani hatırlatır mısın bu arada? Galiba Kürk Mantolu Madonna'yı mı şeyde yazıyor? Sinop Cezaevine. Yani nasıl otur? İçimizdeki şeytan pardon. İçimizdeki hmm. şeytan oturuyor Sinop Cezaevine yazıyor. Yani sürekli de bu arada bir şeyler yazmaya fırsat oluyor. Çünkü gerçekten ilk dürtüsü yazmak. Kitabın adını hatırlatır Kitabın mısın? Kitabın adı Mahkemelerde Hı. Ben bu kitabı neden aldığımı biraz önce hatırladım şimdi. Benim evimde bu kitap neden var değil mi? Biraz önce hatırladım. Şu sebepten var. Ben bir ara ya bu yazar olmak ne menemiş yani ne kadar zor iş. Millet sana sağdan saldırıyor, soldan saldırıyor her türlü ama buna rağmen e, nasıl bunlarla başa çıkıyorsun? Bunlara nasıl cevap verilir diye ben bunu almıştım. Çünkü bu mahkemelerde adlı kitapta kendi savunmaları var. Sabahattin Ali'nin hmm. tamam o yüzden de Tutanaklar yani Tutanaklar aynen mahkeme tutanakları içinde el yazıyla fotoğrafları da Bir kitap da dolduracak var. kadar mahkeme tutanağı Tutanarı var yani <laughs> Evet İşte Karadeniz'de olmak böyle Bak, bir şey Mesela belge 13 şöyle başlıyor kendi yaz Türkiye hapishaneleri Türkiye hapishanelerini başlıca 3 kısmı ayırabiliriz 1. Büyükşehir hapishaneleri 2. Vilayet hapishaneleri 3. Kaza hapishaneleri Şimdi ya ondan sonra detaylı bilgi veriyor. Hangi hapishane, nasıldır, nerededir falan hmm. diye. Adam artık bunun şeyine kitabını işte hakikaten hapishanenin de kitabını yazmış. Bana göre direnişin bir numaralı örneklerinden biridir Sabahattin Ali. Ha bu anlamda şifa evet. öneriyoruz ya bu yüzden yani. evet yani her türlü susturulmaya çalışmış. Şimdi önce bu işte hakaret ettiği öne sürülüyor Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya. Gerçekten Askeri, ediyor bu arada. Askeri isyana teşvik diye bir dava vardır meşhur. Pek çok şeyin katıldığı içine alındığı e, yazar çizer tayfasının hı hı. vaktiyle Yani sanıyorum sabahattin Ali de ondan yargılanmış yazarlardan Ola, biri olabilir evet vardır herhalde şimdi de tam hatırlamıyorum buradaki belgesini öyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum ya tutanaklara bir bakarsın Tut, tutanaklara ben bir bakayım hocam yaz kızım şimdi bu o hakaret ediyor ya sonra işte işinden kovuluyor. öğretmen Almanca öğretmeni olarak atanmış işinden kovuluyor böyle olunca Ondan sonra işinden kovuluyor. Ne yapsın? Ne yapsın diyorlar ki Atatürk'le ilgili bir kaside yaz. Hı hı. Oturuyor mesela onu da yapıyor bak. Hiç gocunmuyor. Atatürk'le ilgili çünkü işine devam edebilmek için. Evet. Ve yazabilmeye de devam edebilmek için yani de, hayatı devam edebilmek için oturuyor bir de kaside yazıyor Atatürk'e. Ondan sonra Gerçekten de bir müddet bekletiyorlar bunu. Hemen de öyle hop gel demiyorlar. Sonra gerçekten işine geri veriyorlar. Ondan sonra yani adamın hayatı sürekli böyle. Zaten Bulgaristan'da yine şeyden kaçıyor. Gene bir tutuklanacak mı ne öyle bir şey. Gene bir mahkemesi var. Bulgaristan'a kaçmaya çalışıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışıyor. O arada da işte öldürülüyor. Bulgaristan sınırı civarında, civarında bulunuyor. Evet. Onu da kim öldürüyor belli değil. O beraber onu kaçıran adam mı öldürüyor? Yani bir rivayete göre benim en sevdiğim tövbe estağfurullah öldürülme şekli kitap okurken kafasına vurularak birkaç kez öldürülmüş deniliyor. Senin en sevdiğin derken? Yani hani birkaç öldürülme senaryosu var benim en sevdiğim bu kitap okurken kafasına vurularak öldürülmüş Sevmek olması. derken? Beğendiğim diyeyim yani. Hani gerçekçi bulduğun anlamında Hayır. mı Hayır yani hoşuma gidiyor. Ben olsam böyle öldürülmek isterdim. Ha. Kitap okurken kafama Kitap okurken kafana vuruluyor. Evet. Böyle anılmayı hmm. beğenirdim yani. Onu demek istiyorum. Ha böyle şey yakışır diyorsun yakışır böyle yani. bir yazara <laughs> öldürülme <gülüyor> şekli olarak <laughs> yakışır. bu yakışır. Diyor. Hani efendim ben sahnelerde ölmek isterim gibi bir şey yani bu. Efendim sahne çıkmadığım kim ben zaten ölmüş sayılırım. <laughs> Peki Zeki. İşte bu yüzden Zeki evet. Müren demek istedim yani Zeki derken. Dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasıyla inananlar için biblioterapi ne yapıyor? Devam ediyor. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmına gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma. Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podb10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Şimdi senin çok ısrarla seçtiğin bir yazara özellikle gelelim mi? İşte biz biraz sevgili dinleyenler şey yapmak istedik. Kendi istediğimiz kitapları bakalım nasıl kullanabiliyor muyuz burada diye baktık ama sonra da cuk oturdular. E, anmak istedik. Yeni kaybettik ve şunu anladık ki Paul meğerse Çoğu yazar üzerinde çok büyük etkisi varmış. Bizim neslin yazarları üzerinde evet, özellikle. Evet gerçekten öyle. Yani e, Paul dünyaca tanındığı dönem 80'ler sonları ve 90'lar başları olduğu için biz de o zamanlarda tam genç olduğumuz, kanımız deli kaynadığı yıllar evet. olduğu için yani etrafımıza baktığımızda kim var kim yok diye gördüğümüz yazarlardan biri Amerikan Edebiyatı'nda Paul Oster'dı. New York Üçlemesi kitabını Metis yayınlamıştı zannediyorum o zamanlar. E, Çoğumuz okuyarak başladık ve onun o postmodern aynı zamanda suç edebiyatı Poloster'dan da beslenen bir, bir anlamda büyüme romanları da yazan tarzı hı hı. çok ilginç ve yenilikçi gelmişti Poloster'ın kendisini benimsedik şimdi bu da bir büyüme romanı aslında bir şey söyleyebilir miyim ben mesela New York üçlemesiyle başlamadım ben Poloster'ı okumaya tam olarak bugün bahsedeceğimiz kitapla başladım ve hiç bilmeden başladım yani neden Poloster neden Mr. Vertigo? Ve neden İngilizcesi elimde vardı? 23 yaşındaydım. İşte Amerikan edebiyatı okudun diye İngilizcesini almışım. Belki de yani nereden buldum aldım. 23 yaşındaydım. radikalde çalışıyordum. Servisle gidiyordum, geliyordum ve serviste okuduğumu ve çok büyülendiğimi ve hayatımın değiştiğini hatırlıyorum. İşte bir genç kadının entelektüel olarak portresi. Gerçekten sonra başka bir şey de anlatacağım. Onu da bu sabah fark ettim ve şok oldum. Önce kitaptan bahsedeyim, sonra onu anlatmak isterim. 1994 tarihli poloster romanı böyle 1920'lerin Amerika'sında geçiyor. Bu da bir büyüme romanı aslında. Hı hı. Yani gerçeküstü olsa da e, dilencilik yaparak geçinen Walter diye bir çocuk var zaten roman şöyle başlıyor ya benimle gelip uçmayı öğrenirsin ya da bu köşede kalıp ölüp gidersin diyor bir hı hı. Yehudi Usta diye takım elbiseli garip bir adam gelip bu çocuğu buluyor onun himayesine giriyor Yehudi Usta Walter gerçekten de uçmayı ve suyun üstünde hı hı. yürümeyi öğretiyor Beraber şehirden uzak bir çiftlik evine gidip çalışıyorlar. Volt pek çok güçlük çektikten sonra uçmayı öğreniyor hakikaten de. Ve harika çocuk Volt adıyla Yehudi usta ki o da bir çingene aslında. Hı hı. Onu sahneye çıkarıp para kazanmaya başlıyor uçan çocuk mucizesi üzerinden. Bu Walt ergenlik çağını girene kadar böyle devam ediyor. Fakat ergenliğe girdiği zaman çok mecazi bir anlatım aslında. Uçma yeteneğini kaybetmeye başlıyor. Evet, çok güzel bence de çok mecazi hakikaten. Uçma yeteneği giderek zayıflıyor. Artık gösteriye çıkamaz oluyor. O da ayrılıp Yahudus'un yanından hayatını başka şekillerde sürdürmeye başlıyor. Amerika'nın kah orasında kah burasında iniş çıkışlarla dolu hayatında memleketini geziyor. Bir evet. Amerika panoraması sunuluyor. Çeşitli işlere çalışıp. Değişik kişilerle tanışıyor. Bu anlamda da zaten çok sıra dışı da geleneksel kurgu yapısına hiç uymayan da bir şey var. Anlatımım var Hı -hı. kitabın yani baştan sona kadar. Şöyle de bir alıntı yapayım. Yaşamaya devam etmek için bir nedenin olmadığını düşünürsen başına neler geleceğini umursaman da pek güçtür. Ölmek istediğini düşünürsün. Sonra da her şey hazır olduğunu keşfediverirsin. verirsin. Hatta yabancının biriyle gecenin içine karışıp gitmek gibi çılgınca bir şeye bile. -hı. -hı. Ee, bunu bir düşünmem gerekecek. Çok güzel. Ya zaten polosterın hani bence bu Vertikos'u ee, Mr. Yük, Vertigo. Mr. Yükseklik Vertigo, korkusu. Yükseklik korkusu adı. Evet diye çevrilmiş. Mr. Vertigo'su şey, e, büyülü gerçekliğin bence çok çok güzel bir örneği. Ama aynı zamanda metaforlarıyla gayet gerçekçi de buluyorum. işte biraz önce dediğin gibi ergenliğe girmesiyle çocuğun yani gerçekten uçmayı öğreniyor ama onunla beraber bu yeteneğini kaybetmesi Çünkü her çocuk uçma yeteneğini ergenliğe girmesiyle evet. kaybeder. Evet. Ve yani dili bana göre muazzam bir dil. Ben onu yine çok iyi hatırlıyorum. Şairdir zaten Panos'tır başka bir anlamda. Evet. evet. Fakat yani bu romanı çok sevenler de vardır. Hiç sevmeyenler de vardır. Bu Kimmiş da da onlar ya? Isterim. Kimmiş Tıp, onlar? E, i̇lk bahsettiğimiz okyanusunu arayan balina gibi onu da çok sevenler vardır. Hiç sevmeyenler vardır. Söyleyeyim. <laughs> E, pöh, evet amera, Mr. Vertigo'yu da öyle yani o yüzden hani söyleyeyim en baştan o büyülü gerçeklik herkese çok kolay okunabilir gelmiyor herkese çok rahat gelmiyor işin doğrusu böyle bir şey var. Plastim... Bir de çok fazla karakter var ya romanda bir, bir sürü bir karakter çıkıyor Onları belki onlara alışmak zor gelebilir. Şimdi büyülü gerçeklik Latin Amerika'da ortaya Hı -hı. çıkmış Isabel Allende, Gabriel Garcia, Hı -hı. Marquez değil mi ilk akla gelen isimler zaten. Evet. ...Borges de hı hı. büyülü gerçekçilik sayılabilir. Cortazar İspanyol'dur ama da büyülü gerçekçiliğe hı hı. aslında girer postmodern edebiyattan. Poloster'ın yaptığı bence bu Latin Amerika'dan gelen hmm, şeyi evet. Amerikan edebiyatıyla birleştirmek. Evet doğru. Onu Özellikle doğru, de, onu or, de yani. Amerikan kara roman geleneğiyle. Evet, Raymond Chandler'ların falan üslubuyla çok, çok birleştirip. Çok güzel doğru çok güzel yorum doğru. Evet bak evet. sadece babalamak için yokum programda. <laughs> Böyle Böyle çıkarsamalarda da. Ha, bravo. Çok gerçekten çok güzel yorum. Çünkü her zaman e, romanlarında ben sonra Mr. Vertigo'dan sonra onun şeyi oldum tabii ki bir Poe's'a hayran olup hayran olup her şeyini okudum ve evet her zaman bir crime bir suç unsuru vardır. Bir dedektiflik hikayesi, kara roman gibi bir hali de vardır. vardır. Evet, Ama doğru. aynı zamanda da bu Latin Amerika büyülü gerçekçiliğiyle onu birleştirmiştir. Evet. Ya bu arada tabii şimdi çok bence önemli bir noktaya değinmek isterim. Uçmayı unutuyoruz ve kendimizi blok mi ediyoruz hocam. Evet, evet güzel o da doğru. Yani un, blok ettiğimiz için unutuyoruzdur muhtemelen. Ee, ya da ya uçmayı unuttuğumuz için bloke ediyoruz ya bloke ettiğimiz, ettiğimiz için kendimizi evet, uçmayı un unutuyoruz. Yeniden uçmayı öğrenmemiz mi lazım? Neden olmasın? Belki de. Bence her gün tekrarlanabilir bu. Tekrar bu yaşadığımız tekrar yükseklik korkusunu yenmemiz lazım. Evet, tekrar tekrar tekrar, tekrar tekrar bunu yapmamız gerekiyor hayatta. Bir sefer yapmak maalesef yetmiyor. Yani bir sefer yaptım, hayatım da istediğim gibi gidiyor, kendimi de kurtardım, her şey çok yolunda. Tamam, bir daha çaba göstermeme gerek yok diye bir şey yok. Konfor alanına ben. çekilirsen yükseklik yani, korkusunu yaşarsın. Evet, muhtemelen 70 yaşında da insanın karşısına ben hani kendi çevremdeki e, o yaş grubundan biliyorum. O yaşta bile kendine yine bir hedef koyman gerekiyor. Hayat bir hayli uzun olduğu için. Öyle ben geldim, bittim, şu köşeciğimde oturayım, örgümü öreyim, gazetemi okuyayım gibi bir hayat yok. Tekrar tekrar yeni bir şey keşfetmen gerekiyor zaman... ki kaldı ki bilim insanları, tıpçılar Alzheimer için bunun bile bunun böyle olması gerektiğini söylüyorsa demek ki doğru olan o. o zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Hem dinleyicimize hem de kendimize. Hmm. Aslında uçmayı öğrenmemiz değil, uçmayı hatırlamamız, hatırlamamız gerekiyor. Hatırlamamız çok güzel. Çünkü çok biz güzel. eskiden Hı. uçan insanlardık. Fakat bir şekilde hayat, eğitim sistemi, evet. yaşam gayesi ya da toplumsal baskılar kırdı kolumuzu, kanadımızı. Hocam <laughs> evet. uçmayı unutturdular bize. Evet, burada da Angaralı çıktı. <laughs> bir Ofli, bir Angaralı <gülüyor> <gülüyor> ve bir İzmirli ne yapar? Hem dinleyicimiz hem de biz Uçmayı hatırlamalıyız. Evet. Bay Vertik şey yükseklik korkusu romanı bize bunu hatırlatıyor. Evet. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bunu düşündüm, unutmadan söyleyeyim. Yükseklik korkusu da yani bu bu romanda okyanusunu arayan balina da göreceli eski romanlar, özellikle yükseklik korkusunda 1920'lerin Amerikası anlatılıyor ve o Amerika çok zor bir yer hırçın bir yer. İşte, kaba bir yer. Genelde kara romanların geçtiği dönem evet, 20'ler yani, 30'lar. Şey var, beyz aman kuluk klan var. E, mafya mafya gangsterler dönemi. Yani, evet. her tür dolandırıcı ortada geziyor. Yani hatırlayalım filmlerden de hatırlarsınız bir adam çıkar ve bu ilaç mucize ilaç diye dolaşır. Yani evet, hani Çok da renkli ve, bir dönem aynı çok zamanda. Çok renkli bir dönem gerçekten. O dönemde geçtiği için şimdi mesela bazı şeyler o dönemde geçen romanlar günümüze uygun neden bulunmuyor biliyor musun? Politically correct neydi? Yani şey söylemesi doğru. Siyaseten e, doğruluk. Siyaseten doğruluk. O gözetilmemiş mesela Polostor bunu hiç gözetmemiş. Yahut Wallamp romanında bunu hiç gözetmeden kızdan şişman, obez diye bahsediyor. Mesela o romanla ilgili bir sürü eleştiri de okur eleştirisini şunu görebilirsin. Kıza obez dedi falan. De, yani denir ya ne desin mahmut bu yani, desin işte hani şimdi biz çok tuhaf bir dönemde yaşadığımız mahmut için mahmut mu desin lafı bile political olarak incorrect yani o mahmut için o her şey şu an incorrect. mahmut çok evet. kusura bakma yani espri öyle geldi <laughs> o yüzden e, şu an e, alınganlık yaparak maalesef insanların çoğu metinleri okuyor çünkü Bak, dünyada bu... vok akımı var ya wok diye o... bir akım var ha. duyar kasma ha. akımı evet. internette ha. bu tamamen böyle alınganlıklar üzerine kurulu evet. ya da alınganmış gibi davranarak etkileşim almaya çalışmak üzerine kurulu yeni bir baskı yöntemi hmm. aslında. Tam, tam olarak bu işte yani. Yani şey gibi o orada şişman demiş biz o kitabı iptal ettik abi ah, okumuyoruz ah, artık. Iptal onu. İptal ettik cancel <laughs> kültürü aynen. Cancel aynen. kültürüne giriyor. Bu, Vogue akımı şu anda evet. hani dünyadaki en tehlikeli tehlikeye doğru evrilen şey aslında. Kesinlikle katılıyorum yani romanları. Saçma bir yine... siyaseten doğruculuk evet, üzerine kurulu. yine e kendi hani hem içine geçtikleri dönem içerisinde değerlendirmek lazım hem de yazıldığı yazarın onun yazdığı yıllar neydi bir ona da bakmak lazım. Bu kadar alınganlıkla her kelimeden alınarak maalesef kurgu, Olmaz. kurgu okunmaz. Öyle kurgu okuyamayız. O çok zor olur. O yüzden bunu da bir hatırlatmak Hatırlatalım istiyorum. Hatırlatalım ve geçelim bir, Bir, bir dakika da bir da. şey daha söyleyeceğim. Bu sabah fark edip şok olduğum şey. Bak bilinçaltı ne tuhaf bir şey. Mr. Vertigo'yu Okuduğumu, çok etkilendiğimi yine hatırlıyorum. Yani yine günlerce romandan kopamadığımı çok net hatırlıyorum. Türkçe adı yükseklik korkusu. Bunu yükseklik hatırlatalım. Yükseklik korkusu. Fakat bir şeyi, bir bağlantı unutmuşum. Burada keselim. Sonra ben yıllardır bir rüya görürüm. Tekrar eden bir rüyam vardır benim. Sürekli ama. Yani bunu ben iki ayda bir bu rüyayı görürüm. Uçarım. Uçmak çok ama, yaygın bir rüyadır zaten. Ama şey uçarım. Havada uçmam. Hiçbir zaman tıpkı buradaki Volt gibi yerden yükselirim şöyle hop diye yani evet. böyle sanki pırpır pır varmış beni yukarı helikopter evet. gibi kaldırmış ve böyle biraz bedenimi öne eğer böyle öne doğru vıj diye kayar gibi ve bir suyun üstünden genelde de denizin üstünden uçarak. Hmm. Ya bu romandan bana kalmış bu. Bu benim bilinçaltıma işlemiş zaten. Ha neden işlemiş? Neden bunu çekip çıkartmışım? Bu da şimdi benim işim oldu. Bugün dedim ki eyvah başımıza iş aldık. Otur şimdi bir de bunu düşün. Peki, neden Uçmaya başladığında bu geldi? nihayet rüyam gerçekleşti. Bu sefer gerçek diyor musun rüyada? Ne ha Hayır hep uçuyorum ben zaten. O kadar ki benim hayalim bile değilmiş o. Hatta uyandığımda şey diyorum tabii ki ben zaten uçuyorum. Zaten uçuyormuş. Evet zaten uçuyorum ben. Ama bu romandan kalma olduğunu gerçek uçma şeklinden dolayı anladım. Ya da bu hatırladım. roman insanoğlundaki en eski belki de o da olabilir. Evet. Rüyalardan biri uçmak istemektir ya zaten. Evet. Onun üzerine kuruldu olabilir yani. Ama uçuş yani. şekli enteresan. Bunun vurgulanması da enteresan. Tarzın var diyorsun yani öyle. Yani romanda bir, 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 Walton bir tarz var. Bir de son ha, bir alıntı. Ha uçma tarzın Walton'kine benziyor. Evet evet. Evet ah, tam tamam. olarak ondan evet. bahsediyorum. tamam. O yüzden... Uçma tarzını Volt'tan almışsın Çünkü yani. Çünkü insanlar hep uçar rüyalarında. Ama hani havada uçar. Yani Benimkisi tam Volt gibi uçuyorum ben. Yani. Herhalde o aklımda kalmış diyorum. Tamam şimdi anladım. Bir de alıntı okuyayım ondan sonra geçelim. E, volt'tan bir alıntı. Daha sonraki hayatın ilerleyen zamanlarında söylediği bir söz. Çok güzel ve çok uygun. Yeterince çok çalışma ve konsantrasyonla her insan benim harika çocuk Volt olarak başardıklarımı yapabilir. Kendiniz olmayı bırakmayı öğrenmelisiniz kendinizin buharlaşmasına izin vermelisiniz. <laughs> Ve sonra gözlerinizi kapatmalısınız. Bu iş böyle yapılır. İşte böyle. <laughs> Bence Sanki mi? çok normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Ya, evet, bir de ona çok evet. seviyorum Bence ben. Kendiniz olmayı bırakmayı öğrenmelisiniz. Çok güzel. Evet. Bu da bayağı düşündürdü beni. O da çok mecazi evet. Dördüncü kitaba geçelim. Yine Tuna Kirimici seçkisi. Ben de çok heyecanlandım doğrusu. Bir biyografi. Evet ve çok uygun yani durumumuza çok uygun bir e, gene biyografi. Ben Zlatan İbrahimovic. Evet David Logan Krantz beraber Zlatan İbrahimovic'in yazdıkları <laughs> 21. yüzyılın en büyük futbolculardan birinin 2011 yılında çıkmış olan biyografisi David Logan Krantz kim? Stig Larsson'un Millennium üçlemesini Larsson öldükten sonra devam ettiren yazar aynı zamanda. <laughs> Öyle mi? Evet, ben bunu Dövmeli kız hmm, üçlemesini. Tamam. Ee, Sen seversin zaten onu çok. Evet, Stig Larsson'dan sonraki Örümcek Anı'ndaki kız ve <laughs> şimdi diğer devam edenleri yazmış olan kişi. Zlatan İbrahimovic zaten benim en sevdiğim futbolcudur evet. her zaman. Tuna Kireviç'i gerçek bir futbol meraklısı sevgili dinleyenler. Size şimdi bu kişiyle ilgili hiç bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim. Üçüncülük maçlarını bile seyreder. Onları not alır, çok seviyor. O yüzden ee, yani onun en sevdiği futbolcu demek bayağı bir şey demek. Evet oyunu seviyorum ben. Evet. Ee, şimdi Zlatan kimdir diye baktığın zaman o daha küçük bir çocukken boşanan Balkanlardan göçen bir ailenin çocuğu. Babası Müslüman bir boşnak. Annesi Hırvat, Katolik bir Hırvat. Katolik bir Hırvat hem de bunlar Yugoslavya'dan göçmüşler henüz Yugoslavya varken ve biraz da oturum izni alabilmek için evlenmişler. Sonra da boşanmışlar zaten iki yaşındayken. O sırada Yugoslavya savaşı çıkmış çok kanlı bir şekilde ülke parçalanmış. Bunun üzüntüsüyle babası kendini içkiye vermiş. Hmm alkolik olup çıkmış. Annesi de çok sert bir insan, hırçın bir insan. Ablasıyla beraber yaşıyor. Zlatan annesiyle babasının arasında kalmış bir çocuk ve çıkış yolu olarak da kendisine futbolu bulmuş. Ee, ...ve Malmö'nün yani İsveç'in Malmö şehrinin... Yine senin çok sevdiğin bir yer. Malmö'nün varoşlarında yaşıyor kendisi. Yokluklar, zorluklar ve imkansızlıklar içinde olsa bile... ...bu durumdan kurtala, kurtulan sürekli savaşıp mücadele eden bir adamın hikayesi. Diğer insanlardan farklı, farklı bir tip yani. Bir taraftan da mesela sürekli bisiklet çalıyor. Bisiklet çalmak <laughs> evet. gibi bir şey var. Bağımlılığı var. Yani kendi teknik direktörünün bile bisikletini çalarak antrenmana gidiyor geliyor mesela. <laughs> Kavgacı, bir evet. ilikiyim de bir kaba kabadayı yani mahallede böyle kanunsuz işlere de bulaşmaya çok şey zaten futbolcu olmasaydım bir kriminal olurdum büyük ihtimalle suçlu olurdum diyor. Bu yüzden de toplumdan dışlanan birisinin çok çalışması sayesinde ve yılmaması sayesinde çok güzel devam eden başarı hikayesi. Ta oralardan e, Barcelona'lara Inter'lere hatta Amerika'ya gitti ki genelde kariyerinin sonunda emeklilikten bir önceki hamledir Amerika'ya gitmek futbolcular için. Oradan Milan'a geri döndü mesela tekrar şampiyonluk yaşadı falan ve 39 yaşına kadar dile kolay süren bir hikaye. Diyor ki zaten ben kendi gezegenimden geldim. Bir de kendisinden üçüncü tekeş şahıs olarak bahseder. Zlatan diye bahseder kendinden. Ben kendi gezegenimden geldim. Kimse daha önce böylesini görmedi. Beni farklı görüyorlar hoş karşılamıyorlar. Bana karşı herkese davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ama ben farklı bir şeyle geldim ve herkes bunu takip etmeye başladı. Ben kendi gezegenimdenim. Zlatan gezegeni. Yani son derece kendine güvenli bir adam biraz bana şeyi de düşündürdü doğrusu. Şimdi çok dirençli olmak biraz böyle kendine güvenli hatta belki küstah olmayı, biraz kavgacı olmayı da gerektiriyor savaşçı mu acaba. Savaşçı yani gerçek bir savaşçı. Gerçek bir savaşçı yani. Zaten tipe baktığın zaman da iki metre boyunda evet. falan böyle kaslı vücutlu aynı zamanda da çok Zarif böyle balerin gibi de bir vücudu hı hı var adamın. Hı hı. Yani boğa gibi bir şey zaten. Yani savunma oyuncuları tarafından kontrol edilmesi çok zor bir adam. Evet. Ya ama işte bu şey yani herhalde biraz kavgacılık ya bu şey diye düşünmeyelim. Futbol bir kavgadır demek Gidi, zaten. Gidip birileriyle dövüşmek olarak düşünmeyelim ama hayatla galiba biraz kavga etmen gerekiyor çünkü öyle çok da sevmiyor hayat senin önüne her şeyi altın tabakta sunmayı çok sevmiyor gerçekten. Hele ki böyle altın tabak gerekiyor. ağzında gümüş kaşıkla doğmamış insanların kendi imkânları ile mesela. yükselmeleri hiç hoşa gitmiyor bazı zamanlarda. Evet. Evet. Gümüş kaşıkla doğmuş taraf insanları tarafından pek hoş karşılanmıyor. Hoş yani. karşılanmıyor Ancak bir mağduriyet orada devşirirsen kendine. Yani bir soy kırımdan çıkmış olursan o zaman olabiliyor falan. O zaman seni alıp koruma içgüdüsüyle çünkü bu sefer de abilik ablalık yapıyorlar. Yazık. Koruma içgüdüsüyle davranıyorlar ama hiçbir şeyden geliyorsan böyle çok büyük bir hikayen de yoksa o zaman çok çok zor. İbrahim <laughs> Az <Maziçi 'nin> hikayesi <laughs> var. Yoksa... Yugoslavya iç savaşı Hı -hı. hikayesi var mesela ama, anne evet, babana karşı evet. ama bu kartı hiç oynamamış. Yok. Bir de o, yani o, o dönem o çok oynanacak bir kart orada değil yani çünkü Bosnalı Müslüman baba yani başka bir şey olsaydı o kart oynayabilirdi. Bosnalı Müslümanlar en mağdur olanlar zaten. Ay mağdur da. Avrupa'nın çok önemsediği Hristiyan Avrupa'nın çok önemsediği bir mağduriyet değil. E Katolikler, Katolik Hırvatlar da mağdur baktığın zaman. O en çok. Evet. Onlar da yani Sırplar dışında herkes mağdur görülüyor savaşta zaten. İşte görülüyor ama önemsenen bir şey değil. Onu demek istiyorum. Yani onların çok önemsediği bir kart değil. Yoksa şu an Filistin'de Hristiyanlar da öldürülüyor. Yok istese ama... oynardı. O kart oynardı. oynardı çünkü Yugoslavya Savaşı da benim özel olarak ilgi alanım. Hmm larından biridir. Hı -hı. Belki İbrahim Üçü de o yüzden severim zaten. Yugoslavya Savaşı Avrupa'nın en büyük vicdan azaplarından biridir. Yani Avrupa'nın ortasında İçinde bir oldu savaş oldu. Evet. Katolikler, Ortodokslar, Müslümanlar birbirlerine girdiler. Bir sürü insan öldü. Özellikle şeylerin yani tabii bu batılı emperyalistlerin de sayesinde çıkan bir savaş ama Hı -hı. vicdan sahibi Avrupalıların çok utandıkları ve vicdan azabı çektikleri Gerçekten. bir konudur. Gerçekten. Ben İygos mesela Savaşı. onu hiç yani ben tabii batılılardan ümidimi kestim diye herhalde böyle konuşuyorum biraz ama herhangi bir konuda vicdan <laughs> yaptıklarının işin ya, doğrusu. Batılı da olsa insan insandır. Yani <laughs> evet, var tam, tam, onların tam, tam, içinde var, de, muhakkır, de vicdan sahibi muhakkır. insanlar. Ama o kartı yani ama İbrahimovic o kadar mağrur bir adam ki zaten. O kadar hmm. kendisini bunu da kullanmıyor. Bu <laughs> kartı da kullanmaya Bravo. ihtiyaç hissetmiyor evet. yani. Bir, bir tane bize bir bölümle ilgili sen şey yapabilir misin? Yani Gollerini detayıyla anlattığı bir bölüm var. <laughs> bence çok komik yani. Gollerini tek tek şeyle anlatıyor. Bu golü şöyle attım, böyle attım. Orta sahadan İngiltere'ye attığı bir gol vardır ile Orta sahadan gerçekten özel maçta... Hı -hı. ...yani dünya tarihinin tarihini en büyük gollerden biri. ile yani orta sahadan gol atıyor İngiliz takımına Şimdi karşı. Şimdi adam bunu anlatıyor. Bunun çok yani bence önemi şu. Aslında diyeceksiniz ki ne alaka konuyla. Şu adam teknikle... yani büyük bir teknikle aynı anda duyguyu nasıl birleştirdiğini anlatıyor. Hmm. Zaten bu bakımdan çok iyi bir ne diyeyim topçu olduğu düşünülüyor ve golcü olduğu düşünülüyor. İki şeyi birleştiriyor. Müthiş bir teknik ama duygu da var dolayısıyla hani şeyi hiç elden bırakmamak gerekiyor tutku duygu his bunlara hiç hiç elden bırakmadan büyük bir titizlikle çalışkanlıkla ancak bir şeyler yapılabiliyor bunu bunun için aslında Tabii. söylemek istedim yani bir tutku insanı yani gerçekten Hı -hı. ve aynı zamanda motivasyonu da o. şöyle demiş mesela Pep Guardiola Barcelona'nın ünlü koçu onunla arası hiç iyi değil Hı -hı. E, bunu da açıklamak için demiş ki beni transfer edince Ferrari almış olursunuz Ha, evet, siz beni fiyat gibi kullanıyorsunuz. Evet. Adam beni diyor fiyat gibi. Ferrari kullanıyor. alırsan da depoya özel bir yakıt koyar, yola çıkar ve gaza basarsın. Pep Guardiola ise benim depoma dizel yakıt koydu ve köy yolunda bir tur atıp geldi. E böyle yapmak istiyorsan fiyat satın almalıydın. Evet, evet, mükemmel. Yani Mourinho'yu çok seviyor mesela, Inter'de hocası olan. Evet. Ee, o da ona karşı hep dürüst dürüst davranıyor. Bir de kafaları da çok uygun oluyor. Evet. Mourinho da çok isyankar bir tip olduğu için portekizli. Ama Pep ile arası hiçbir zaman düzenlemiş. Evet. Sebebini de bu olduğunu söylüyor. Evet. E ben kendi gezegenimden geldim. Bir diyor. de demek ki kendine güveneceksin. Evet. Kendine yani onu biraz o blokette blokajların nokta galiba başkası ne der? Beğenmezler mi? Kendine ben yapabilir miyim? Genellikle ben yapabilir miyim? Denemekten zarar gelmez. Biraz kişisellikten da zarar gelmez. Evet hiç kimseye zarar gelmez. <Gülüyor> <Gülüyor> Denenebilir. O evet. zaman. Ben künyeyi okuyayım. Oku. <laughs> Sen de sonra. Bir de bir sözü daha var. Sonra öyle Bir çocuğu varoşlardan çıkarabilirsin, ama varoşları ha. çocuğun içinden çıkaramazsın der. Çok güzel laf bu. Bunu biliyordum, onu söylediğini bilmiyordum. Evet. Çok bu da güzelmiş. Bir Zlatan hmm. özdeşidir. Özlü güzel. sözü. 2021 evet. yılında Ayam Zlatan adıyla İsveç'te filme çekildi ayrıca. Aa. Onu da bulmak mümkün evet. Aa, güzel, çok güzel. O zaman Okyanusunu Arayan Balina, Wall e Lamp, Epsilon Yayın Evi, Nihalik Gökçek çeviren 544 sayfa. Mahkemelerde Sabahattin Ali Yapı Kredi Yayınları 153 sayfa. Yükseklik Korkusu, Vertigo, Poloster Can Yayınları çeviren İlknur Özdemir 245 sayfa. Ben Zlatan İbrahimovic, David Lagerkrantz, Pegasus Yayınları, Çeviren Boğaç Erkan. 432 sayfa. Lütfen sorularınızı bize gönderin. Biblioterapi.podbimedia.com adresine hepsini okuyoruz. Gördüğünüz gibi tek tek yakalamaya çalışıyoruz. Biraz bizi överseniz de başlarında böyle mektupların çok hoşumuza gidiyor. Tabii de paylaşın lütfen. Ama asıl övgülerinizi dostlarınıza, şikayetlerinizi müessesemize bildirin lütfen. <gülüyor> Dünya <gülüyor> halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, Kitapların şifasına inananlar için bibliyoterapi şimdilik ne yapıyor? Bitiyor efendim. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin. bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.